Gürbüzcüğüm ben hazırım. Reçetelerim yanımda. Bakayım reçetelerine. İlk neyle başlıyoruz? Önce bir masamızı kuralım. Ondan sonra işimize bakalım. Masayla başlıyoruz. Masayla başlayalım. Aklımızdan çıksın. En azından yetiştirebildiğimiz kadarını hazır bir masamız olsun. İnsanlar yemek yesin. Bu arada ben de malzemeleri senin için dizdim. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Balıkların dolapta değil mi? Dolap. O zaman süreni başlatıyorum. 3, 2, 1 ve süren başladı. Dur sana yardım edeyim. Ya bazı yarışmacılar eşyayı buradan kullanınca laf ediyor. Sen ne düşünüyorsun? Elimizde imkanlarımız varsa niye kullanmayalım ki yani? İnsanlar neden böyle bir ön yargı? Sonuçta ben bu program bittikten sonra bu malzemeyi bir daha kullanmayacağım yani. Onun için de bunun kullanılması kadar doğal bir şey yok. Çiçeğimiz şöyle. Orada heykel gibi bir şey görüyorum. O nedir? Burada menümüz balık. Küçük bir balık objesi getirdim. Bunu şöyle şuraya koyuyorum. Bir tane de şöyle kenarında istersek yakmak için mumumuz var. Şimdi tabaklarımı getiriyorum ben. Hızla tabaklarını yerleştiren yarışmacımız çatal bıçaklarını da tek tek diziyor masaya. Balık menüsünde servis nasıl olmalı? Şöyle olması gerekir. Düzeni de buradan böyle gösterelim. Yani bunun özelliği önce başlayacağın servis bir tık önde olur. Bu hangisini kullanacağını gösterir bilmeyenler için. Garson olarak ne kadar çalışmıştın? Yaklaşık 15 yıl falan garsonluk, barmenlik de dahil. Tabii bizim mesleğimiz zor bir meslek Gürbüz. Çünkü hani ya, öyle şimdi tabii gençler hemen 3 ay garsonluk yapıyorlar, ben garsonum diyorlar. Ama aslında öyle değil tabii. Bu işin hakikaten çok iyi insanların yanında öğrendik biz. Gerçekten. Çalıştığım mekanlar da iyiydi o zaman. Evet, İstanbul'un iyi mekanlarında çalıştım, öyle diyeyim ben size. Hakikaten şu anda benim çalıştığım insanlar İstanbul eğlence ve yeme içme sektörünü elinde tutuyorlar. Çorba olmadığı için kaşık koymadın herhalde. Evet, biz çorba yapmadık. Çorba olmamasına laf ederler mi sence? Ya tabii ki, yani yapmak için her şeyi yapacaklar Gürbüzcüğüm ama yani bu bir tercihtir. Ben menümü böyle tercih ettim. Böyle katıldım bu yarışmaya. Hani o anlamda konuşmak için konuşacaklarsa konuşabilirler. Problem yok. Bu arada neden sadece bir tane tabak koydun? Evet. Çünkü ben gerçek restoran servisi açıyorum. Bütün tabaklarım arkada, background'ım hazır. Servis yaparken yemeklerimi getiriyorum. Çünkü gerçek davet masasında normalde insanların açtığı servis yanlıştı. Yalnız buna da laf edecekler biliyorsun değil mi? Ya işte Gürbüzcüğüm diyecekler ama dediğim gibi hani demek için diyecekler. Yani bakın şunu bugüne kadar hangi yarışmacı yaptı? Şu olayı görüyor musunuz? Yani bir tane halka alıyorlar, içine takıyorlar. Peçete. Yani bunu sadece yapmak için yapıyor insanlar. Ama biz tabii öyle yapmıyoruz. Gerçek bir restoran servisi hazırlıyoruz burada. Genel olarak ben sunuma önem veren biri olduğum için şık masalar bekliyorum. Güzel sunumlar bekliyorum. Çok zaman olacağı için umarım masaya biraz ağırlık vermiştir. Sunuma biraz ağırlık vermiştir. Gürbüzcüğüm benim şu anda sen de görüyorsan söyle. Masam tamam. Yani illaki bir eksik bulacaklardır. Vallahi ben de bir eksik göremedim. Ayrıca mum falan koyacak mısın? Ya mum koydum ama dediğim gibi yani hani mum çok gerekli mi bilmiyorum ama isterlerse var. Yok yok. Bence masan sade ve şık oldu. Evet. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Şimdi esas olan ana yemeklerimiz. Yemeklerimize geçelim biz. O zaman doğru mutfağa. Deniz mahsulleri kokorecin içinde neler olacak? Ahtapot, kalamar, karides olacak. Yani tam bir bomba olacak. Ahtapotu nereden aldım demiştin? Şimdi bunu ben Ayvalık'tan, Cunda'dan getirdim. Şimdi güzel yıkayacağım bunu ben. Ondan sonra içine, tencerenin içine düdüklüğe koyacağım. İçine defne yaprağı, tane karabiber, soğan, hafif elma sirkesi, biraz su, tuz, kaynama yap. Şu ahtapota yakından bakmak istiyorum. Şöyle. Vay! Adam yer. Bu ahtapot kokoreç için çok büyük değil mi ya? Ya işte yettiği kadar biz pişireceğiz. Ahtapotun hasını getirmişsin gerçekten. Tabii ki yani yapıyorsak en iyisini yapacağız. Yapabildiğimizin en iyisini yapacağız Gürbüzcüğüm. Vallahi şu an kaygılanmaya başladım. Yemeklerini anlayacaklar mı acaba? Ya dediğim gibi yani biz yapalım. Sonuçta bu programı sadece yarışmacılar için değil tüm Türkiye seyrediyor. Türkiye'deki bu işi bilen, anlayan insanlar da bunu görecekler. Bu
çamaşır yıkar gibi bunun böyle bir ağartmamız lazım. Neden? Çünkü bir siyah bir kendi mürekkebinden dolayı bir şey vardır. Çünkü... Ayıkladı. Bunu özellikle donduruyorsunuz. Kalamar şimdi her yerde böyle taze kalamar sorarlar ama kalamar ne kadar donarsa o kadar yumuşak olur. Yani bir donması gerekir. Yoksa öbür türlü dövmek lazım veyahut da marinasyon yapmak lazım. Üzerine limon suyu sıkılan iki bütün kalamar da haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi deniz mahsulleri kokoreçi daha önce yedim. Ama damak zevkime gerçekten hitap etmeyen bir şey. Yani içerisinde bir işte yani karides var diyebiliyorum, balık var, sonra ahtapot var, yengeç bacağı var normalde içinde, karides var, yine tekrarı olan kalamar var. Kalamar hani olabilir yani çünkü kalamarı da onun içinde kullanmış ama diğerini yani menünün başından sonuna baktığımızda hep tekrar. Ya çok da gerek olmayacak çünkü aslında şöyle bir şey de yapabilirdi, tabii ki de onun kendi tercihi ama başka bir şeyle bir damakları böyle bir patlatabilirdi. Araya renklendirme yapabilirdi. Hani açıkçası onu da yapmamış. Devamında tekrarında gitmiş. Tekrarı seviyor galiba arkadaşımız. Şimdi sen mutfak işine komi olarak başladın. Bak, tabii komi olarak girdiniz ama yükseliş insanın kendi elindedir. Yani sen bu meslekte ne kadar yani her meslekte böyledir. Kendin ne kadar yetenekliysen o kadar ön plana çıkarsın. Yani çok şükür bizim de bugüne kadar hani hem mesleki bilgimiz olsun. Çünkü işin ben her şeyden önce mutfağında biliyorum. Yani insanlarla konuşurken ya bir usta bana ya bu böyle olur diyemez. Bir yanlışlık varsa. Yani o beni kandıramaz. Onun için ben mutfağını bildiğim için mesleğimde de çok iyiyim. Çok şükür kimseye de bana hani gül yutturamaz diye. Meze olarak son olacak avokadolu karides için zeytinyağı ve sıvı yağ karışımına tuz ve karabiberin ardından küçük küçük doğranan sarımsaklar ekleniyor. İncecik doğranan taze soğan ve dereotu da diğer malzemelere katılıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Karideslerimi alıyorum hemen. Ufak çimçim karidesi bunlar da özel bir karides. Bana da gösterir misin? Şöyle açayım ben önce bunları. Bu karides 6 kişiye yetecek mi? Zaten bu avokadolu karides. Yani avokadonun içinde karides. Bu arada da bana şu yarım saat olunca bir haber verirsen Gürbüz. Şu andan itibaren mi yoksa düdüklü kaynamaya başlayınca mı? Yok. Yani evet kaynamaya başladıktan sonra yarım saat. Yıkanan çimçim karidesler çok az suyla pişmeye bırakılıyor. Dilimlenen avokadoların ardından suda pişen karides de sarımsaklı dereotlu harçla birleştiriliyor. Başlangıç mezesi olarak sunulacak olan avokadolu karides nihayet hazır. Şimdi neye geçiyoruz Serkan'cığım? Evet şimdi gürbücüm levreklerimizi çıkaracağız dolaptan. Bu levreğin özelliği nedir Serkan'cığım? Gürbücüm ispendek dediğimiz levrek. Yani bu marin levrek genelde restoranlarda ispendek dediğimiz levrekten yapılır. Yani ispendek nedir? Küçük levrekler yani. Peki bunlar deniz levreği mi? Deniz levreği değil bunlar. Yetiştirme açık söyleyeyim. Yalan. Çiftlik yani. Aynen. Ve ama şunu söylüyorum insanlar hep yanlış bilir. Çiftlik levrekleri inanın çoğu deniz levreğinden daha... Ya neden? Neden? Yedikleri vitaminler, yemler onları çok daha yağlandırıyor, lezzetlendiriyor. Marine edilecek levrek filetolar uzunlamasına ince ince doğranıyor.
Vallahi yarışmacılar porsiyonlara çok dikkat ediyor. Bu levrekler az demesinler sonra. Ya şimdi benim meze tabaklarım da ayrı olacağı için. Yani şimdi bir restoranta gittiğin zaman yani tek kişiye ne kadar bir meze verilir? Ben de öyle bir tabak getirdim. İnsanların önüne hani buna itiraz etme şansları yok yani. Bunun porsiyonu, gramajlaması bu şekilde olur zaten. Biz de o şekilde yapacağız Gülüm. Yarışmaya neden katıldın?